Arkadaşlar merhaba. Bugün size Sentinel-2 uydu görüntüsünü nasıl indireceğinizi göstereceğim. Daha önceki videolarımda Earth Explorer web sitesinden ve Copernic sitesinden nasıl indireceğinizi göstermiştim. Şimdi buralarda bu veri indirilemiyor arkadaşlar. Yayından kaldırılmış. Ne zaman geri gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bunun için size alternatif bir yol olarak Quantum GIS yazılımından SCP eklentisiyle nasıl indireceğinizi göstereceğim. Öncelikle bir Google adlığı çağırıyorum ekrana. Harita üzerinden bir yer seçeceğiz ve o bölgeye ait Sentinel-2 uydu görüntüsünü indireceğiz. Haritaya yakınlaşıyorum. Ankara şehir merkezine yakınlaşıyorum. Buradan bir alan seçeceğim. SCP Download Product diyorum. Burada tabii ki arkadaşlar öncelikle burada Login Data kısmından bu web sitelerine olan kullanıcı adıyla, mesela Copernic'e kullanıcı adı ve şifrenizle buraya giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra search kısmına artı işaretine geliyoruz. Harita üzerinden fareden sağ tık yaparak basılı tutup sol tık yaparak şöyle bir alan seçiyorum. Tekrar Semi Automatic Classification'a geliyorum. Buradan ürün seçiyorum. Sentinel-2. Tarih aralığı seçiyoruz. Şuradan bulutluğu %10 yapalım. Bir sayfada 100 sonuç listele diyelim. Find butonuyla aramaya başlayalım. Gelen görüntüler listelendi. Şöyle sağ kaydırarak enlem boylum durumunu, tarihini ve zonunu görebiliyoruz. Burada boyutları var. Sol tarafından tıklayıp sağ tarafta şurada bir ön izleme yapabiliyoruz veriler hakkında. Şöyle tekrar tıklayalım. Bulutsuz bir görüntü tercih edeceğim. O yüzden sırayla bakıyorum verilere. Bu görüntü bulutsuz mesela. 3 numara. 3 numarayı harita üzerinde görmek istiyorum. Bir ön izleme yapmak istiyorum. Şuradaki Display Preview'e tıklıyorum. Geldi. Nereyi kapsadığını görüyorum. Ankara şehir merkezini kapsıyor. Şimdi bu veriyi indirmek istiyorum. Sağ altta bulunan Run'a tıklıyorum. Kaydedeceğim klasörü seçeceğim. Tabii bunun tarihine de bakalım önce bir. 3 numara. Dur, şöyle neredeymiş? 25 Temmuz'a ait bir görüntü. Kayıt yerimize geliyorum. Ankara klasörünü seçiyorum. Run diyorum. Şu an indirme işlemi başladı arkadaşlar. İlerlemeyi şuradan görüntülüyorum. İndirme işlemi bittiğinde verilerimizi görüntüleyip diğer işlemlerimizi yapabileceğiz. Evet, tamamlandı. Tahminen bir yarım saat sürdü arkadaşlar. Videoyu durdurmuştum. İndirdikten sonra görüntülerimiz gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Table of Contents'ten görüntülüyoruz. Bunlar Sentinel görüntülerimizin bantları. Bu bantlar ne anlama geliyor ona da bakalım. Sentinel.
Burada bizim için önemli olan arkadaşlar 4, 3 ve 2. bantlar. Bunlar 10 metre yersel çözünürlüğe sahip. Red, Green, Blue, RGB dediğimiz doğal rengi elde edebileceğimiz bunlar. Bir de NDVI hesaplamalarında kullandığımız 8 numaralı bant. Bu da NIR olarak geçer ve yine 10 metre yersel çözünürlüğe sahiptir. 8 ve 4. bantları kullanarak yine NDVI analizlerini gerçekleştirebiliriz. İndirdiğimiz görüntü bu. Şuraya yakınlaşalım. Şu en üstte görünen 12. bant, mesela şu görünen, daha doğrusu görünmeyen, şöyle yapalım. Şu en üstteki 8 numaralı bant. Şu hepsini bir kapatalım. Şu neydi? SCP Working Toolbar. Burada arkadaşlar 4, 3, 2 bant kombinasyonunu kullanıyoruz. Doğal renk uydu görüntüsü elde edebilmek için. Şöyle uzaklaşalım. Temmuz 25 2023 tarihine ait Ankara ve çevresinin Sentinel 2 10 metre çözünürlükteki 4 3 2 band kombinasyonlu doğal renk uydu görüntüsü arkadaşlar. Çözünürlüğümüz 10 metre. Bu şekilde çalışmalarınızda kullanabileceğiniz 10 metre çözünürlükteki uydu görüntülerini QGIS SCP eklentisi yardımıyla indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir videomuştur. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca video çekilmesini istediğiniz konulara soru, görüş ve önerilerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.